Hani bir tekerleme vardır ya, süt nerede, inek içti, inek nerede, dağa kaçtı diye de devam eder. İşte şimdi o tekerlemedeki gibi bir haber var sırada. Bahçeli evlerde yaşayan tetik ailesinin altınlarının başına gelenleri izleyelim. Kaldıracaktım, kaldırmama bırakmadan götürmüş atmış. İddiaya göre 1,5 yaşındaki kızları annesinden önce davrandı, işin içine hepsinin hatası karıştı. Bahçeli evlerdeki evde tekerleme misali olaylar zinciri başladı. Elemanlarımız yaklaşık 4 saattir altınları arıyor. Bir köşeye koymuştuk. Tetik çiftinin 1,5 yaşındaki çocukları akşam saatlerinde evde oyun oynuyordu. Çocuk dolabın üstündeki peçeteyi eline aldı. Tabii içinde altın olduğunu bilmiyordu. Hemen o peçeteyi çöpün içine attı. Baba da akşam o çöpü aldı, dışarı çıkardı ve sokaktaki çöp konteynerının içine attı. Kendim köşeye bırakmıştım, kaldırmama bırakmadan kendisi çöpe atmış, işe gitmeden eşim de götürmüş onu çöpe atmış. Çöpten çöpe, evet. Anne altınları yerinde bulamayınca her odayı köşe bucak aradı, sonuç alamadı. Geriye tek bir ihtimal kalmıştı. Nasıl fark ettiniz çöpe atıldığını? Hiçbir yere kaldırmadım, evde de bulamadık. Öyle böyle nerede olacak, çöpte. Kaç tane altın vardı? Yaklaşık 3-4 tane. Bahçeli Evler Belediyesi temizlik işçileri içinde altın olan o çöp konteynerını tabii bilmiyorlardı. Çöp arabasının içine döktüler. Ardından araçla birlikte depoya gittiler. Baba Bülent Tetik hemen belediyeyi aradı. Çöpün içinde altınlarımız var dedi. Ekipler alarma geçti. Biz de o arabamızı 24 saat beklettik aydınlık olduktan sonra. Temizlik işçileri çöp arabasını boşalttı. Altınların olduğu iddia edilen peçeteyi aradı. Tek tek bütün poşetler açıldı. Baba Bülent Tetik çaresizce onları izledi. Saatler geçti ama çöpten bekledikleri çıkmadı. Bütün poşetleri tek tek karıştırdılar. Başka materyallere rastlandı ama maalesef altınlar bulunamadı.